Ay. Ay Allah'ım. Ben ne ettim de sen bana dert üstüne dert vereyim. Ödeme ana. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Bunu herkes bildi. Yok. Kefaret bu. Kefaret bu bileyim. Allah sen beni affeyle. Kusurlarımı affeyle. Rahmetine sığınayım. Ne kefareti ana? Ana. İyi misin sen? Bak dışarıya çık hacım. Aklım sende çıkamayayım ha. Kendi al. Sakın deli bir iş yapmayasın bugün. Duydun beni. O Recep'ten uzak duracaksın. Ana ben çocuk muyum ya? Seni ben doğurdum. Ben senin ciğerini bilirim. Sakın diyeyim bak sakın. Başımıza bela açma. Açmam ana açmam. Ama sen de o kızı kayırmayacaksın. O odadan dışarıya çıkmayacak ona göre. Ağam. Melek ne olacak? Tuvalete falan gitmek isterse anahtar sende. Şimdi ağzımı bozduracağım ha. Tövbe tövbe. Kenan lan. Yazık kıza. O odada kilitli kalacak. Kimse ilgilenmeyecek. Bu konu konağın dışına çıkmayacak. Bir şey duyarım, bir şey görürüm. Allah'ıma, kitabıma kemiklerinizi kırarım. Ona göre. Acıyor mu ana? Yok. Anacığım sen bunu böyle bastır. Ben şunları atayım geleyim olur. Sağ ol kızım ellerin dert görmesin. Ben bir Rüzgar'a bakayım hala uyuyor mu? Sonra da Kadriye Hanım'la konuşacağım. Anne yarın sabah gidiyoruz buradan değil mi? Kızım bir Kadriye Hanım kendine gelsin. Öf ya. Siz burada ne kıyametler koptu haberiniz yok. Kadıncağız gidiyordu. Üstüne de kendal halanızı evire çevire dövdü. Ne? Niye dövdü peki? Psikopatlığındandır. O adam gerçekten ruh hastası ya. Görüştüğü bir çocuk varmış. Kendal da bunu öğrenmiş. Vallahi kaç kişi kızı elinden kurtaramadık. Sonra da odasına kilitledi. Aklım almıyor ya. Koskoca kız. Sevgilisi var diye dövdü öyle mi? Ben burada olsaydım o herifi de ben döverdim. Görseydiniz deliye dönmüştü. Neyse siz uzanın biraz. Mayacığım sen de ayaklarını sarkıtma uzat şuraya. Düşünsene ya 18 yaşındaki kızı sevgilisi var diye dövmüş. Senin durumunu bilse kesin öldürürdü. Hoş geldin Fırat abi. Hoş bulduk. Ebru yengeye mi baktın? Hayır Özlem, teyzem nerede? Yukarıda, salonda. Şimdi daha iyi misin teyzem? Çok şükür açtım gözümü. Haberim olmadı. Bilsem hemen koşar gelirdim. Kimse de akıl kalmadı ki. Kendal ortalığı yıktı geçirdi. Sen nereden duydun? Ebru'yu aradım da o söyledi. Ben gittiklerini sanıyordum. Fırat ne edeceğiz? Giderlerse aklım onlarda kalır. Vicdan azabından duramam ben. Derdim birken iki oldu. Şimdi ne yapıp edip şu kızı adı çıkmadan iyi bir kapıya gelin vermek lazım. İyi bir kapı derken zengin bir kapı mı yoksa iyi bir adam mı? Teyzem bak Recep'i çocukluğundan beri tanıyoruz biliyorsun.
Babası eniştemin has adamıydı. Meli'ye zarar verecek, üzecek bir çocuk değildir. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Recep'le bugün konuştum da niyeti ciddi. Meli'yi seviyor. Çalışkan çocuktur. Ekmeğini taştan çıkarır. Sen şimdi lafı nereye getirmeye çalışayım ben anladım. Ama olmaz o iş Fırat. Teyzem, karın dediğin yarım tavukla da doyar, bir tas çorbayla da. Ama mutluluk kolay bulunmaz ki. Bu çocuklar sevmiş birbirlerini. Hem sevenleri ayırmak günahtır. Ula Kendal öldürür de vermez kızı. Acelesi yok ki teyze. Bak, gel sen şu işi güzellikle, orgunlukla hallet. Sonunda senin biricik kızın. Onun mutluluğu daha önemli değil mi? Kusura bakmayın, ben sizi yalnız sanıyordum. Bir şey konuşacaktım ama sonra konuşuruz. Kızım Fırat yabancı değil. Gel sen benim kızımsın, gelinimsin. Gel. Nasılsınız? Daha iyi misiniz şimdi? Hamdolsun. Daha iyi. Ben de sana teşekkür edecektim. Niçin? Ve yaptıkların için. Emine ile Özlem anlattı. Doktor bile demiş ki Ebru Hanım yapılabilecek her şeyi yapmış. Ne demek, böyle şeyin lafı mı olur? İşte öyle. Çocukluğumda rahmetli babamın muayenehanesine gide gele ilk yardımla ilgili bir şeyleri kapmışım herhalde. Baba profesör doktor, anne? Annem ev hanımıydı. Yani çok şeyle ilgilenirdi. Biraz aristokrat bir aileden geldiği için de ne toplantısından ne de yardım faaliyetlerinden geri kalmazdı. Sen bana bir şey mi diyecektin? Ha, evet şey, aslında buna karışmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama söylemeden edemeyeceğim. Bugün yaşanan olaylar, Meli'nin başına gelenler beni çok üzdü. Ah sorma kızım, bizi de yıktı geçirdi. İnşallah gören duyan olmamıştır da kızın adı çıkmaz. Ben bunu demek istememiştim. Yani Kendall'ın Meli'ye yaptıkları. Bu gerçekten insanlık dışı. İyi niyetini anlayayım. Ama bu mevzu bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Yani bu ailenin bir adı, bir şanı var. Kadriye Hanım, beni şaşırtıyorsunuz. İnsanın kızının canından, sağlığından, mutluluğundan daha önemli ne olabilir ki? Şimdi sen de beni şaşırtayım. Namus elbette. Bir kız namusunu kaybedeceğine ölsün daha iyi. Gerçekten haklı olduğunuz bir şey var. O da bizim buraya ait olmadığımız. Her ne olursa olsun şiddetle çözüm olmaz. Allah korusun, benim kızlarımın başına bir şey gelse... Tamam, belki biraz kızarım ama onlara şiddetle cevap vermem. Müsaadenizle. Teyze, dediklerine ben de katılıyorum. Melek kötü bir şey yapmadı ki. Yapmış olsa bile o senin evladın, parçan. Yanlış bir şey yaptıysa güzellikle anlatacaksın. Yine gelip senin bağrına sığınacak. Sağ ol. Aygül'e gidiyor. Nişanlısından ayrılmış. Helal olsun Melek. Ayakta uyuttun bizi kız. Özlem yenge, hiç seni dinleyecek halim yok. Ay hiçbirimiz de hal kalmadı ki zaten sayende. Bir harala, bir gürele böyle. Senle bir, biz de dayak yemiş kadar olduk yani. Gerçi ben Recep'i acıyorum. Sen ağamın kardeşsin yani, en fazla edeceği bu sana. Kim bilir Recep'e neler ediyordur şimdi. Abim Recep'e mi gitti? Herhalde. Öyle bir ışınla gitti. Ne hale getirecek çocuğu kim bilir. Özlem yenge, git bana anamı çağır. Hadi ne olur.